olması karara geriye götürür. Evet. Umarım onlar için de bir umut vardır. Var bence olacak ama ne zaman olacak? Evet. Biraz uzun zaman alır diye düşünüyorum ben. Ya işte biraz da çabaya bağlı bu. Evet. Tıpkı EYT'ler gibi. Onlar da 10 yıl çaba Çok gösterdiler ve uzun sürdü. kazandılar. Şimdi kademeli emekli istiyorum diyenler var. Hiç çabaları Siz yok. ama kademeli emeklilik çıkmaz diyorsunuz. Çabaları yok. Bir çabaları yok ki. Ama orada şöyle bir yanlış pencereden bakıyorlar diye düşünebilir miyiz? Şimdi bir günden dolayı emeklilik hakkını kaybettik. Tamam dur 16-17. orada. Bir gün önce gitseydi kim engel olduğuna? Şimdi bunu o bir gün diyorlar ama şimdi tarih değişti diyelim, o günü de kapsadı ama bu kez başka mağdurlar çıkacak. İşte 1 biz de Mayıs bir 2008 öncesi girenler çıkacak. 1 Mayıs 2008 yani bunun girecek. sonu yok. Sonu yok. O zaman sokakta geçen herkes emekli olacak demektir. Ama çabada göstermiyorlar. Sadece sosyal medyada 2 tweet atıyorlar geçiyorlar. Onunla bir şey olacak zannediyorlar. Ama Öyle bir orada şey yok. Bir da toplanın bağırışın bağırın görelim bir. pek Kaç mümkün değil. kişisiniz? Pek mümkün değil bence. Yani mümkün değil demeyelim. EYT O için zaman herkes zamanda emekli Derya Hanım, olmak EYT için zorunda. zamanda mümkün değil diyorlardı. Ben de olacak bu iş diyordum. Çünkü onlar mağdur oldular diyordum. Ve sen onda 10 yıl boyunca çaba sarf ettiler. Ankara'da toplandık. İstanbul'da Namık Kemal, Beşiktaş Namık Kemal toplandık. Ardından Anıtkabir toplandık. Ardından Maltepe'de miting yaptık. 6 milyon kişi geldi. Tüm Türkiye'den. EYT bugün çok çaba sarf etti ama şimdi o kademeli emek isteyenler çaba sarf etmek istemiyorlar. Biz çaba sarf etmeden bu hakkımızı istiyorum diyorlar. Önce çaba sarf edeceksin, emek harcayacaksın, sonra isteyeceksin. Bunun başka yolu yok. Sar ve çıraklık mağdurları mesela. Evet, Onlar da onlar mağdur. da. Bak inanıyorum onların mağduriyetine. Onlar mağdur. 1987 yılında Turgut Özal bir yasa çıkarmıştı. Bu 3308 sayılı çıraklık kanunundan önce. Demişti ki geçmişte borçlar kan göre çırak olarak, stajyer olarak bildiren gelsinler. Tıpkı askerlik borçlanması, o sıraları borçlansınlar. Onu Evet. başlangıç sayalım demişti. Çıraklık stajyerler de bu konuda mağdur. Onlar da Özal'ın çıkardığı 1987 yılı. Ben daha yeni memur olmuştum. O kanunu istiyorlar. Ve bu hükümet o kanunu çıkaracak ben eminim. Bak, çıraklar ve stajyerler bu kanunu çıkar ama seslerini duyurmaya devam etsinler. Hak verilmez alınır. Ağlamayan çocuğa meme verilmez. Ya bir çözüm ihtimali var diyorsunuz Var. stajyer ve çıraklık mağdurları için. Evet. Evet, şimdi hattımızda bir izleyicimiz var. Sakine Hanım, buyurun dinliyoruz sizi efendim. Buyurun, iyi günler. İyi İyi günler günler. Sakine Hanım. Seni dinliyoruz. Buyur. 1969 doğumluyum. Tamam Sakine ablam. 55 yaşına girdim. Tamam. 1989 girişli halk eğitim öğretici diliğim vardı. Dur Sakine abla. 89'da SSK'lı mı oldun? Evet. Tamam. Kaç günün var? 526 günüm var. Çok Ne azmış Sakine abla. yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Doğumun var mı? Efendim? Doğumu yaptın mı hiç? Bir tane. Tamam onu borçlanabilirsin. 720 gün daha gelir. Bak Sakine abla. Evet. 89 girişine göre eğer 5300 günü olsaydı hemen emekliydin. Evet. Ama senin 5300 günü doldurmak çok zor. Önce bir doğum borçlaması yap. Sonrasında sigortalı çalışmaya başla. İsteğe bağlı Bağkur demiyorum bak. Sigortalı çalışmaya başla. Toplam günün 3600 gün olursa 3 yıl sonra 58 yaşında emekli olma hakkın var. Tamam. Peki Sakın abi, hoşça kal. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bize gelen mesajlardan Lütfen okumak Derya. istiyorum. Hattınızı düşüremedim demiş bir beyefendi. Ali Bey, halk adamı seviyoruz sizi Sağ demiş. olsun, ben de onları seviyorum. Ben kamuda memurum. Kalbimde 4 adet stent var ve şeker hastasıyım. Kayseri Şehir Hastanesi'nde 10 gün önce %52 engel raporu aldım. Sosyal haklardan yararlanırım diye çalıştığım kuruma engelli raporunu verirsem, 60 yaşındayım, 36 yıl çalışmışlığım var, engelli raporunu çalıştığım kuruma verirsem, 2 yıl sonra emekli olacağım. Hayır. Engelli raporu verdiği gün engelli emeklisi olur. %40 aşmış. A şıkkı. Engelli raporunu vermezse yaşam 60 demiş Derya Hanım. Hı. Zaten 61 yaşında emekli olma hakkı da var. Yani bu kardeşimiz ismini bilmiyorum beyefendi. Hiçbir şey yapmazsa 61 yaşında zaten emek sandığından emekli olma hakkına sahip.
Çalışmaya devam ediyorsa 65 yaşına kadar çalışabilir. Ama istiyorsa bu raporu verip yarın da emekli olabilir. Öyle mi? Yani isterse şu anda emekli olma hakkını raporuna kazanabiliyor. Raporuna yarın. Beklemesine gerek 61 yok. Raporsuz 61 yaşında. Hı hı. Ama çalışmaya devam etmek istiyorsa şundan söylüyorum. Benim bir üstadım vardı. Ben müfettişlik yaptım kamuda. Evet. 60 yaşında babasını mahkemeye vermişti. Babası sağ olmasın abisini vermişti. Benim yaşım küçük diye. Çünkü memurlar 65 yaşından sonra çalışamazlar. 65 yaşını dolduran memur resen emekli edilir. Hadi emekli ol artık derler. Hı hı. Bu izleyicimiz de isterse çalışmaya devam etmek istiyorsa 65 yaşına kadar çalışabilir. Evet ama çalışmaya biraz devam etmek istemiyorsa raporunu verip aynı gün emekli olabilir. Veya rapor vermese bile 61 yaşında 5430 sayılı emek sandığı kanunu görünce emekli olma hakkı da var. Hı hı. Tercih kendisinin. Evet. Merhaba bir hanımefendi adını yazmamış. 1981-88 yılları arasında emekli sandığına bağlı olarak öğretmenlik yaptım. Daha sonra istifa ederek özel okula geçtim. 2004 yılında emekli oldum. Hizmetim emekliliğe sayıldı ancak ikramiye alamadım. Müracaat ettim ancak olumsuz karar geldi. Devlet alacağını bizden bırakmıyor ama benim hakkımı vermiyor demiş. Şimdi 81-88 arasında memur yapmış. 7 yıl yapmış yani bu anlamda. Evet. Eğer 10 yıl ve daha fazla olsaydı davayla alabilirdi. 15 yıl veya daha çok olsaydı davaya gerek kalmadan alabilirdi. Bu izleyicimiz de 7 yıl almış. Dava etse ne olur bilmiyorum ama 10 yıldan az olduğu için dava etse de kazanacağını sanmıyorum. O yüzden ikramenin üstüne en fazla bir bardak soğuk su içebilir. Evet. Evet, bir izleyicimiz telefonumuzun bir diğer ucunda İsmet Kaya beyefendi. Buyurun efendim, sorunuzu hemen alabiliriz. Merhabalar. Merhaba Ali İsmet, hocam. Seni dinliyoruz. Dinliyoruz İsmet. Ben kendim de öğretmenim. Eşim öğretmen olarak görev yapmaktayken... İsmet, 10 Ocak, kendi adına mı soruyorsun, eşin adına mı? Hayır, eşim 10 Ocak 2024'te bir ay önce Ali hocam ve okulunda görev yaparken kalp krizinden vefat etti. Kaç yıllık hizmeti vardı? 30 yıl 5 ay hizmeti var. Tamam, Ali hocam. Peki. Şu sorum şu olacak size. Şimdi eşime verilecek olan emeklilik ikramiyesi 2024'teki yapılan artışlar baz alınarak mı hesaplanacak? Yoksa 2023 yılı baz alınarak mı hesaplanacak? İsmet, ölüm tarihi neydi? 10 Ocak. 10 Ocak. Hocam. Öyleyse 2023 yılı 10 Ocak değil mi? Hayır, 2024'den olacak. Bir ay önceki tamam, olacak. 2024 yılı ikramiye rakamını alacak. 2023 değil. İkramiye ismi alırken hesaplamalar 10 Ocak, özür dilerim. 2024'teki yapılan artışlar göz önüne alınarak mı hesaplanacak?